Kap Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necdet Tıskaoğlu ile birlikteyiz. Necdet Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Enerji kentinin başkenti Zonguldak'tan selam ve sevgiler. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi biraz aslında yatırımlarla başlamak istiyorum. Şöyle son dönemde özellikle salgın sonrası tedarik zincirinin bozulması ile birlikte Türkiye'nin coğrafi konumu açısından da öne çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte ekonomi yönetimi de ağırlıklı sanayi ve üretim odaklı bir politika izleyerek faiz politikasını da bu şekilde şekillendirerek aslında ihracata teşvik veriyor. Dolayısıyla bu sahadaki durumu nasıl etkiledi? Şu an sanayi üretimindeki artışlarda sahada ne görüyorsunuz? Önce şunu söyleyebilirim. Yani hiç bilinmeyen bir salgın çıktı hayatımızda. Bir salgın ortaya çıktı korona diye ve korona sağlık açısından tamamlandı ama artık korona ticari bir korona ortaya çıktı. Yani ekonomik bir korona ortaya çıktı. Dolayısıyla şu an koronanın etkilerini yaşıyor tüm dünya. Ve ekonomik olarak herkesi etkiliyor. Bütün dünya etkiliyor. Bugün dünyanın her coğrafyasında ekonomik olarak sıkıntılar var. Çünkü tedarik zincirinin bozulması, ham maddeye ulaşılmanın zorlanması, artık eskisi kadar üretim verimliliğinin efektif olmamasıyla beraber çok etkin, çok farklı etkilerle beraber dünyada bir ekonomik sıkıntı var. Bu tüm dünyayı etkiliyor. Tabii bizi de etkiliyor ülke olarak. Ama tabii burada en büyük etken şu, sizin üretimdeki kabiliyetiniz, ihracat gücünüz, ekonomik yapınız ve dünyada bulunduğunuz lokasyonla beraber bazı ülkeler bundan daha az etkileniyor veya olumlu etkileniyor. Kendi ülkemizi bu konuda değerlendirdiğimizde ülkemiz evet yani ihracat noktası çok ciddi bir ihracat yapan bir ülke. Yani bugün çok farklı ülkelere, çok farklı coğrafyalara ihracat yapabilen, farklı farklı ürün gamlarında, çeşitliliklerinde üretim yapan bir ülkeyiz ve bunun avantajını da yaşıyoruz. Evet, olumsuz olarak buradaki dalgalanmalar bizi biraz belki etkiledi, olumsuz yansımaları oldu ama genel olarak kurla beraber ihracat noktamız da daha çok arttı ve tüm dünyaya, farklı ülkelere ihracat yapar duruma geldik. Özellikle Çin'deki bu salgınla beraber dünyadaki Çin'in ekonomik ve üretim etkisinin biraz daha sarsılmasıyla beraber ülkemizin de özellikle Avrupa'ya yakın noktada bulunması avantajı çevirerek bugün biz hem yakınlık hem fiyat avantajıyla beraber ülkemiz bunu iyi değerlendirebiliyor. İşte kablo sektöründe başarılıyız, BDDK'da başarılıyız, sanayide başarılıyız, işte tarımda başarılıyız. Dolayısıyla bunu farklı farklı ürün çeşitlerine koyarak ülkemiz bunu olumlu olarak yansıyor diyebilirim. Kablo yani kendi yaptığımız iş olarak bunu anlattığımızda bugün Türkiye kablo sektöründe dünyada 200 farklı ülke ihracat yapan ve ilk o ihracat noktasında ilk ondan bir tanesi olan bir sektörden bahsediyoruz. Ve gelişen bir yapı içerisindeyiz. Özellikle İngiltere'nin, Avrupa'nın, Almanya'nın ve bu gelişmiş ülkelerin ve özellikle Orta Doğu ile beraber çok ciddi bir ihracat hacmimiz var. Yani İngiltere bizim çok ciddi bir kablo sektörü, çok ciddi bir ihracat ülkemiz. Dolayısıyla bu bizi olumlu etkiliyor diyebilirim. Evet, buradaki dalgalanmalar, işte emtiaya ulaşmak farklı etkileri var. Yani bir SWOT analizi yaptığımızda ama genel olarak baktığımızda bizim artıların daha fazla olduğu, ihracat yönümüzün daha fazla arttığını ve ülkemizde girdinin daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Covid ile beraber yani ekonomik Covid'in bize biraz da olumlu yansımalar olduğunu görebiliyoruz. Sadece İngiltere mi? Yani İngiltere'ye dikkat çektiniz ama ağırlıklı hangi pazarlara ihracat yapıyorsunuz? Kablo sektörü özelinde de sorayım bunu. Şöyle, şimdi özellikle İngiltere başta olmak üzere ve Almanya, işte Avrupa, Fransa, İtalya, Orta Doğu, Irak, Suriye gibi Mısır ve bütün Katar, bütün Orta Doğu ve bütün Avrupa, bütün Amerika. Dolayısıyla çok geniş bir ürün yelpazesi, bir ülke var. Yani sadece bir ülke değil ama tabii İngiltere bunun içinde çok ciddi bir yer kaplıyor. Çünkü genel olarak kablo sektöründe İngiltere bu işin en büyüklenen bir tanesidir ülke olarak ve onu farklı ülkelere de dağıtan bir toptan bir ağ vardır. Dolayısıyla Avrupa İngiltere pazarı diyebiliriz ama 200 farklı ülke var bunun içerisinde. Yani Avrupa'dan tutun Amerika, Güney Amerika, Orta Doğu bütün coğrafyalara 200 farklı ülkeye ihracat yapan bir nokta diyebiliriz.
Şimdi burada biraz tabii sektörlere etkisini de sormak istiyorum. Yani kablo üretimi deyince ağırlıkta etkilediğiniz yan sanayiler var. Az önce söylediğiniz mesela beyaz eşya bunların en başında geliyor. Bunun yerli Evet. üretim olarak yapılması da çok önemli. Çünkü maliyetlerin çok arttığı bir dönemdeyiz. İhracat açısından da tabii bu maliyet artışlarını soracağım size. Yani açıldığınız pazarlarda özellikle işte öne çıkardığınız pazarlarda da enflasyon çok yüksek. Dolayısıyla bu enflasyonun etkisinin ihracata yansıması, maliyetlerin artışının ihracata yansıması tarafında neler görüyorsunuz ve yerli üretimin içeride yapılması bu açıdan nasıl bir önem taşıyor? Şöyle şimdi bizim bulunduğumuz sektör aslında tabii kablo başlığı altında ama biz ağırlıklı olarak beyaz eşya yardımcı sanayi üretimi ifade ediyoruz. Yani biz üretmiş olduğumuz ürünler silikon kablolar ve onunla beraber de kablo gruplamaları yaparız ve dolayısıyla bizim ana müşteri portföyümüz beyaz eşya. Bugün işte Arçelik gibi, Beko gibi başta olan firmalar olmak üzere o firmalara biz ürünleri. Dolayısıyla beyaz eşya sektörü aslında Türkiye'de çok gelişmiş ve çok iyi bir sektör diyebilirim. Avrupa'da lideriz. Hem ana sanayi bazında hem de yardımcı sanayi bazında çok lider bir sektördeyiz. Ve dolayısıyla tabii iç pazarda bu beyaz eşyada biraz daralma var. Ekonomi işte ham maddeye ulaşılamama üst fiyatlarıyla beraber var ama bununla beraber de yurt dışında ihracat noktası çok daha bir geniş ağa ulaştı diyebilirim. Çünkü şeyin düşmesiyle beraber yani doların tabii dövizin oradaki etkisiyle beraber Çin'deki gelişmelerin, olumsuz gelişmelerin bize olumlu yansıması oldu. Dolayısıyla bu anlamda da ihracat noktasında çok geniş ülkelere, çok geniş farklı ülkelere ihracat yapıyoruz. Beyaz eşya ve beyaz eşya da bugün Türkiye ekonomisine inanılmaz bir döviz girdisi sağlayan bir sektör anlamında. Sadece ana sanayi bazında değil, yani bugün işte fırın, çamaşır makinesi, beyaz eşya, buzdolabı üreten bir firma bazında değil, bizim gibi yardımcı sanayi olan, kablo üreten, plastik parça üreten, metal parça üreten yardımcı sanayiyle beraber de özellikle yurt dışı ihracat yaparak ülkemizde ciddi bir döviz girdisi sağlıyoruz. Beyaz eşya, ana sanayi ve yardımcı sanayisiyle beraber bugün ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor diyebilirim. Yatırım tarafında peki bunlar nasıl etkileniyor? Yani ihracatı artırdığınızı söylüyorsunuz. Ben burada üretim ve yatırım tarafını şöyle sormak istiyorum. Bir ekonomik salgın dediniz. Bunun yansımaları sonrasında yani işte Çin'e azalan, Asya'ya azalan güvenle ya da tedarikte yaşanan sıkıntılarla Türkiye'ye bir üretim dönüşü olduğunu görüyor musunuz sahada? Hem bunu sorayım hem de bu yeni yatırımlara, yeni fabrikalara da aslında bir yol açtı mı, bir vesile oldu mu, yeni bir yatırım planınız da var mı? Evet tabii ki şimdi bu Çin'deki olumsuz yani ekonomik Covid'le beraber Çin'de olumsuz bir değişim ve dönüşüm var. Yani dediğim gibi ham madde ulaşılma, ham madde fiyatları, eskiden Çin'deki işçilik fiyatları çok düşüktü, şu an inanılmaz yükseldi. Dolayısıyla hem ham madde fiyatları, hem işçilik fiyatları, hem de bugün Çin'den siz ürün almak istediğinizde işte 45 gün civarında bir ürün sonra sizin deponuza gidiyor. Dolayısıyla bu çok uzun bir zaman dilimi. Yani bizim kendi ülkemizin yakın olmasıyla beraber de çok ciddi avantaj sağlıyor ve bunu biz çok iyi kullanıyoruz. Yani dolayısıyla ihracat kalemine çok ciddi bir katkı sağladı. Yani Çin'deki bu olumsuz gelişme, Çin hakikaten Covid'den sonra ekonomik olarak çok ciddi etkiledi ama ülkemizi pozitif etkiledi ve ihracat noktasında gelişim sağladı. Evet, yatırımlar noktasında şunu söyleyebilirim. Tabii ki bir talep var. Yani sizin rutin giden bir üretim hacminiz var, üretim kapasiteniz var, üretim verimliliğiniz var. Bununla beraber de yurt dışından gelen bir farklı talepler var. Bu talebi yerine getirebilmek için de sizin mevcut üretim parkurunuzu çok efektif, çok verimli bir şekilde kullanmanız lazım. Ve bununla beraber de eğer talep yetmiyor, talep daha fazla geliyorsa yatırım yapmanız lazım. Dolayısıyla ben sanayici dostlarımızın yatırım yaptığını görüyorum bu anlamda. Ciddi bir yatırım var. Özellikle OSB'ler nezdinde, işte makine parkurların nezdinde bir yatırımlar var. Bunu kendi firmamıza indirgediğimizde, evet bizim de bir yatırımımız var. Kendi bölgemizde, kendi şehrimizde, Zonguldak, Çaycuma, Organ Sanayi Bölgesi'nde bir yatırımımız var. Kendi buradaki mevcut fabrika binamızı büyütüyoruz. Bütün operasyonumuzu Zonguldak, Çaycuma'da üreteceğiz ve buradan da Zonguldak'tan da Filos Limanı'nın gerçekleşmesiyle beraber 58 farklı ülkeye de ihracat yapan
buradan yani Zonguldak'ta yapan bir firma haline geleceğiz. Dolayısıyla biz yatırımımızı yapıyoruz. Hem yeni makine parkurlarımızın efektifiyle beraber aynı zamanda mevcut fabrikamızı Zonguldak Çaycuma'ya taşıyarak yatırımlarına devam ediyoruz söyleyebilirim. Bu sanayi, aslında şöyle sorayım bu soruyu. Sanayinin büyük şehirler dışında biraz daha Anadolu'ya taşınması ya da sadece Anadolu özelinde söylemeyelim, civar bölgelere de taşınması ne getiriyor? Çünkü biz biraz daha böyle büyük şehirlerde bu sanayi yatırımlarını görüyoruz ama özellikle küçük şehirlerin kalkınması ya da Anadolu'da daha uzak bölgelerde de bu yatırımların yapılması çok ciddi bir kalkınma getirdi. Siz Zonguldak'tan bahsettiniz ama işte bu 2017'den beri verilen mesela doğudaki teşvikleri biliyoruz. Çok ciddi bir istihdam artışı oluşturdu. Şimdi sizin söylediğiniz yatırım da aynı şekilde Karadeniz bölgesinde yani Batı Karadeniz'de başını alarak önemli bir istihdam ve yatırım anlamına geliyor. Bu hamlenin nasıl bir yansımasını görüyorsunuz? Hem sanayide hem üretimde hem de istihdam tarafında. Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Ben aynı zamanda bir dernekte, Zonguldak Sanayici İşçisel Derneği'nde başkanlık görevini ifade ediyorum. Biz yaklaşık 2 sene önce ekibimizle beraber bir eve dönüş projesi bir proje başlattık. Yani bu proje Türkiye'nin kurtuluşu olarak gördüğümüz bir proje. Artık büyük şehirlerde yaşayan insanların evine, köyüne geri dönmesi, Anadolu'nun değişik şehirlerine geri gelerek oraları geliştirmesine katkı sağlaması gereken bir proje olduğunu söyledik ve bu anlamda da kendi firmamızı Erkap Tablo'yla Zonguldak Çaycuma'ya taşıdık. Ve hakikaten bu inanılmaz bir moral etkisi yaptı. Yani bir inanılmaz bir şehre çarpar etkisi yaptı. Ve bugün artık şehrin o dinamiklerinde o 250 çalışan kişiden fazla çok daha katkı sağladı. Ve geri dönüşü biraz daha hızlandı. Bir örnek model oldu kendi şehrimizle ilgili. Ama bunu Türkiye'nin geneline yaymak gerektiğini düşünüyorum. Bu bir örnek bir model. Yani bugün çok gelişmiş ülkelerden bir tanesi olan Almanya'ya baktığınızda, incelediğinizde bütün şehirleri, bütün ilçeleri, hatta bütün köyleri yayılmış durumdalar. Dolayısıyla her köy, her ilçe, her şehir kendi bazında bir üretim yapıyor ve kendi şehirler arasındaki bu yoğunlaşmayı, ticaret hacmini ve insanların sosyalliği ve ekonomisini düzenliyorlar. Dolayısıyla bu şuna geliyor. Aslında çok çarpan etkisi var bunun. Şöyle, siz aslında bunu yaparak büyük şehri yöneten insanlara biraz daha rahat hareket etme imkanı sağlıyorsunuz. İkinci kısım, insanların sosyalliğini biraz daha dağıtıyor, biraz daha geliştirmiş oluyorsunuz. Üçüncü kısım, Anadolu'daki insanların da artık ticarette, artık ekonomisinde gelişmesini sağlıyorsunuz. Tabii diğer kısımlarla beraber bugün doğal afet olduğunu Allah korusun bir şehire yığınmanın yoğunlaşmayı da engellemiş oluyorsun. Bugün COVID denen bir olay oldu ve dolayısıyla en fazla o yoğun ülkelerde yoğunluk oldu. Dolayısıyla bunda ne dedik COVID'de? Bireysel olalım, çok yakınlaşmayalım, mesafeler olsun. Dolayısıyla bu felsefeden gittiğinizde bütün şehirler, bütün ülkelere bunu yaydığınızda hem doğal afetlerde çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Anadolu'nun gelişmesi gerektiğini, gelişmiş ülke olan Almanya'dan bu örneği alarak eve dönüş projesinin Türkiye geneline yayılması gerektiğini, bazı az gelişmiş şehirlerin de özel teşvikli şehirler ilan edilerek yatırımcının cazibe merkezi olarak yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli noktalara dikkat çektiniz. Her şeyi de İstanbul'a yüklememek lazım. Artık İstanbul'un da kapasitesi doldu çoktan zaten. Çok teşekkür ederim Necdet Bey. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Birkaç madde var. Eğer birkaç dakikamız varsa kısaca onlardan bahsetmek isterim. Sürem yok ama hani sizi kırmayayım. Yönetmenimden rica edeyim. Çok kısa lütfen. Buyurun. Okay. Bugün biz 3 gün boyunca Zonguldak'ta bir çalışmalar içerisindeyiz. Almanya'da biz heyetimizle beraber Zonguldak'a Türkiye'ye yatırım yapması konusunda dostlarımızı davet ettik. Buraya geldiler. 3 gün boyunca onları ağırlıyoruz. Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın önderliğinde bize inanılmaz projeler anlattılar. Genel Sekreterimiz Ahmet Dayılmaz bir gün boyunca burada turizm bölgesi olması yatırımları anlattılar. Metin Demir Başkanımız, Ticaret Su Başkanımız, Zonguldak'taki bütün yatırımları anlattılar. Avrupa Girişimciler, Türk Girişimciler Birliği Başkanı Orhan Buyurman ve heyeti bugün gezdiriyoruz. 3 gün boyunca Zonguldak'ta yatırım yapmayı öneriyoruz. Kısaca şunu çok önemli bir nokta. Biz eğer bunu başarabilir isek Avrupa'daki hemşehrilerimizi, Avrupa'daki gurbetçi dostlarımızı eğer yatırım olarak Zonguldak'a, Türkiye'nin bütün şehirlerine getirebilirsek
ülkemize bir Türk girişimci, Türk yatırımcı ve biz aynı zamanda bir Türk yabancı sermaye de getirmiş oluruz. Bu çok kıymetli. Evet. Bunun da Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de tekrar yayına katkı için, değerli görüşleriniz için tekrar ağırlamak isteriz sizi. Çok sağ olun Necdet Bey. Çok selamlar, çok sevgiler. Teşekkür ederim.